papazlar değil mi arkada? Evet, herkese iyi akşamlar. Öncelikle hocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra varsa sorularınıza geçeriz. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puan aldığımızdan dolayı çok mutluyum. Maçtan önce tabii iki tarafta maçı kazanmak istiyordu. Çok önemli maç hem Trabzonspor için hem bizim için. İki takım kazanmak için sahada elinden geleni yaptı. Pozisyonlara girdi. Bizim daha fazla net pozisyonumuz var. Gördüğüm kadarıyla 6 tane net pozisyonumuz var. Rakibin 2 tane net pozisyonu var. İlk yarıda aslında 2-0 galibiyette içeri girmemiz gerekiyordu ama bazen şanslarınızı iyi değerlendiremiyorsunuz. Bunu ikinci yarıda yaptık. Pelkas'ın şutuyla yakaladığımız birkaç pozisyon, birini iyi değerlendirdik. Kalemizde 1-2 pozisyon gördük. Mücadelemiz çok iyiydi. Futbolcularımı bu mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Söylediğim gibi 3 puan aldığımızdan dolayı da mutluyuz. İnşallah bu şekilde bu mücadeleyle aynı şekilde devam ederiz. Sorularımız var mı arkadaşlar? Yoksa basın tribünden tek bir soru var hocam. Beyaz TV, Devrim Zengin. Sıkıntılı bir hafta oldu sizin için. Neler yaşadınız? Bu galibiyette rahat bir nefes aldınız mı diyor. Tabii büyük takımlar şampiyonla oynuyorsa mağlubiyetten sonra moraller bozuk oluyor. Bizim de olduğu gibi. Önüme geçmiş haftada. Çünkü Fenerbahçe her maça çıktığında galibiyetle çıkıyordur. Ama bu zaman zaman oluyor. Zaman zaman olmuyor. Puan kaybediyoruz. Bu sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek. 14 tane lig maçı var. Her şey açık. Buradan en çok puan alan şampiyonluğu üstlenecek. İnşallah o tarafta biz oluruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Erol Hoca'nın basın toplantısı böyle. Abdullah Avcı'yı da bekliyoruz şimdi. Abdullah Hoca da gelecek. Ondan sonra sevgili Gürcan sana bırakacağım sözü. Erol Hoca'ya tabii az soru geldi bence. Basın şimdi şöyle bir durum var. Basın tribünde 70'te topluyorlar soruları. Yani 70. dakika kim ne soracak? Maç 0-0 gidiyor. İşte değişiklikler daha yeni yapılmaya başlanmış. Evet, Abdullah Hoca da geldi. Onu ama orada... İyi akşamlar. Hocam buyurun. Evet, iyi akşamlar. Maçın başı özellikle ilk 30 dakikalık bölüm. Rakibe baskı yapmayı planlamıştık. Ama bu baskıyı doğru zamanda beraber yapamadığımızdan rakibimizin de teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu olması bu baskıyı çabuk kırdılar. Toparlanmaları çabuk yaptık ama 30. dakikadan sonra oyuna adım adım özellikle 35-45 arası daha iyi girdik. Ve ikinci yarı itibariyle de yediğimiz gole kadar olan bölümde de oyunda belki de en iyi oynadığımız, en iyi hissettiğimiz anda geçen de söylemiştim, maçtan evvel de söylemiştim. Deplasmanda son 10 golün 6'sını geçişten atmış Fenerbahçe'ye. Yine bir ayağımızdaki basit top kaybıyla beraber geçişten yediğimiz bir gol var. Oyunda her şey aslında baktığında dengeliydi. Belki beraberlikti. Belki Fenerbahçe 1-2 pozisyon bizden fazla oyuna girdi. Uğurcan onu da kurtardı. Son bölümde sistemde değişiklik yapıp biz de ceza sahası içinde bir takım kaotik ortamdan pozisyonlar çıkarmaya çalıştık. Direkten dönem vardı. Beraberlik gibi duran maçı en iyi hissettiğimiz bir anda basit bir hatayla kaybettik. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz kazanarak geldik bu zamana kadar. Gene oyunu geliştirmeye, gene kazanma alışkanlığını tekrar kazanmaya. Bu bizi nereye götürecekse de onu tekrar bugünkünden de dersler çıkartarak, kazanırken de nasıl kazandığına, kaybettiğinde nasıl kaybettiğine dersler çıkartarak daha iyi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Dengeli bir oyunu, berabere bitebilecek bir oyunu kaybettik. Bunun üzüntüsü var. Biraz evvel yayıncı kuruluşta söylediğim için burada da söyleyeyim. Sezon başı yayıncı kuruluştaydım. Hakemler hakkında konuşmam, bunu biliyorsunuz. Sadece bir bilgilendirme, bilgilendirirlerse sevinirim. Yani bakanın pozisyonuyla
Örnek veriyorum, şimdi aklımda olduğu için ve o arada yayıncı kuruluşta olduğum için söylüyorum. Fenerbahçe'nin Rize'deki kazandığı Samuel'in penaltısının arasındaki teknik farkı merak ediyorum. Onu da yayıncı kuruluş bu akşam herhalde gösterir. Tekrar rakibi tebrik. Biz yolumuza hemen hazırlanarak Perşembe günü tekrar kazanma alışkanlığına yakalayarak devam etmek istiyoruz. Soru var mı arkadaşlar? Önümde var hocam. Ali Kemal yazdı Yeni Şafak gazetesi. Sonuca bağlı kalmadan Trabzonspor'un parçadan bütüne doğru kazanımları neler oldu? Saat bugün işte oyunu değerlendirdik. Parçadan bütüne bugün sağ dağılımı daha doğru olan, daha fazla topa sahip olan, savunmayı daha doğru yapan, hücumu daha doğru yapan bir takım var. Bunlar bunun içinde inişler çıkışlar zaten olacak. Bugün dediğim gibi ligin kalitesi, oyuncu kalitesi, ekonomisi en yüksek takıma karşı bugün baktığında dengeli bir oyun vardı. Bunlar bunun içinde var. Biz yolumuza gene kazanarak devam, gelişerek ve kazanarak devam etmek istiyoruz. Beyaz TV, Devrim Zengi, zirve yarışı için yorum yapmak ister misiniz? Yok, biz hep aynı. Biraz evvel parçadan bütün ederken biz kazandıkça nereye gidecek onu hep beraber göreceğiz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Toplantıları bu şekildeydi. Fenerbahçe takımı havalimanında Ahmet Selim Kul'a gidelim. Evet Enner Bilgin, Fenerbahçe takımı şu anda havalimanında güvenlik kontrolünden geçti ve uçağa doğru ilerliyorlar. Tabii buraya gelirkenki ruh haliyle buradan dönerkenki ruh hali arasında çok fark var. Gergin yüzler görüyorduk takımı karşıladığımızda. Şimdi ise oldukça mutlu ve keyifli bir takımdan bahsedebiliriz. Sarı lacivertliler şu anda havalimanı güvenlik kontrolünden geçtiler ve İstanbul'a doğru yola çıkıyorlar. Dediğimiz gibi doğal olarak oldukça keyifli yüzlerden bahsedebiliriz. Futbolcular rahatlamış ve mutlu gözüküyorlardı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, hocaların açıklamalarını da ekrana getirdik. Sevgili Gürcan Bilgi, senle kalmıştık. Yani Fenerbahçe'nin iç dinamikleri. Şimdi reklam arasında Cüneyt'le görüştüm de bizim Şen'le. Ona da sordum. Hoca dedi ya Rize Spor maçıyla ilgili. Yorumcuydum dedi Beyin Spor'da. Dedim ki Abdullah Hoca ne demiş o pozisyona? Yani yorumcuyken yaptığı yorumu da merak ediyorum. Belki bulabilir arkadaşlar ya da bizi... Ama daha cevabı gelmedi. Yok. Tamam. Çünkü burada yayındaydık. Soralım arkadaşlar. Yayındaydık. Biz dinlemedik. Belki Feyyaz Hocam dinlemiştir. Yoktur o yayında. Onu da merak ediyorum. Şimdi futbolcu iki kişiye bakar Ender. Biri başkana bakar parayı verdiği için. Bir de teknik direktöre bakar formayı verdiği için. Yani ikisinin ağzı, ikisinin kararı, ikisinin söyleyeceği şey çok önemlidir. Bu nedenle Fenerbahçe Başkanı'nın maçtan sonra yaptığı açıklamaları ben çok samimi buluyorum. Artı bu kriz devresinde Samandıra'ya gitmesi, oyunculara kendini göstermesi, Caner kararında rolünün olması, işin öbür tarafına baktığın zaman oradaki duruşuyla teknik direktörün arkasında olduğunu futbolculara hissettirmesi, bunlar önemli şeyler. Yani Real Hocam da Feyyaz Hocam da bilirler bu tip durumlarda, bu tip gösterilerde diyeyim sana. Oyuncular üzerinde etkisini. İkinci etapta Erman abi eleştirdi ama ilk defa Erman abi bu sene bir Fenerbahçe futbolcusu maçtan sonra çıkıp sorumluluk aldı konuşurken. Böyle oynayacağız bundan sonra. Bize bunlar yakışmıyordu. Bunlar böyleydi diyerek. Yani hatırlayın geçen hafta Göztepe maçı. Sinan Gümüş'ün pozisyonu vardı. Bir kişi itiraz etmedi hakeme. Hoca penaltı var diye üstüne gitmedi yani. Bakın dün Galatasaray maçını seyrediyoruz. Siz de burada yorumladınız. Etobo'nun pozisyonunda ki faul bir pozisyon. Yani